Merhaba, merhaba. Ben Alper Butka. Yerinden Futbol, Spor Toto, Birincilik, Panorama'ya hoş geldiniz. Bu hafta bir konuğumuz var. Menemen Spor'dan ayrılan teknik direktör Cenk Laleci. Cenk Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Cenk Hocam, Birinci Lig'in genç ve potansiyelli teknik direktörlerinden biri. Bazılarının düşer dediği Menemen Spor'u bir süre ligde tuttu. Hatta bir ara üst sıralara taşımıştı. Hocam nasılsınız? Moraliniz nasıl? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Tatildeyiz. Takımları izliyoruz. Maçları izliyoruz. Üçüncü lig, ikinci lig, lig ayırt etmeden bütün maçları izlemeye çalışıyoruz. Hocam önümüzdeki sezon sizi hangi ligde göreceğiz? Valla bakalım artık nasıl artık ne olacak. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Cenk Laleci ile TFF birincilik playoff yarı final maçlarını oynayacağız. Biliyorsunuz yarı final maçlarının ilk ayağı oynandı. İstanbulspor deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti ve Eyüpspor evinde Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Hocam isterseniz öncelikle birinci ligi izlemeyenler için, bu takımları tanımayanlar için tek tek takımların özelliklerini, artlarını, eksilerini konuşalım. Sonra yarı final maçlarını birer birer konuşuruz. Bandırmaspor'dan başlayalım isterseniz. İstanbulspor, Erzurumspor ve Eyüpspor tek tek konuşalım hocam. Bandırmaspor'dan başlayalım. Bundan birkaç hafta önce kime sorsak birinci ligin en iyi oynayan, top oynayan takımı Bandırma derlerdi. Fakat son periyotta 3 maç puansız geçtiler. Bandırmaspor hala eski gücünde mi yoksa son zamanlarda bu gücünden, enerjisinden, hızından bir şeyler kaybetti mi? Buradan başlayalım isterseniz. Şimdi tabii şöyle son maçlarını izlersek evet son 3-4 hafta performans düşükleri olabiliyor. Biraz mevsimsel de olabiliyor. Hava sıcaklıkları oldu. Ne bileyim Ramazan girdi. Çünkü bunlar çok etkileyici şeyler oldu bizim ülkemizde. Düşüş yaşayan evet takımlar oldu. Artı reaksiyon gösteren takımlar da oldu işte. Ama ben Bandırmaspor'un hala çok o grupta playoff grubunda çok favori olduğunu düşünüyorum. Çünkü sezon başından beri onların da oturmuş bir kadrosu var. Kaliteli bir kadrosu var. İyi oyun sergileyen, istikrarlı bir kadroları var. Dünkü maçta ben tamam 1-0'lık bir skor oldu ama ben hala ikinci maçın çok Bandırmaspor için çok artı olacağını düşünüyorum. Kendi sahalarında o avantajı, seyirci avantajını kullanacaklarını düşünüyorum. Yani tabii ki son 3-4 hafta evet istedik. Bizim daha önce izlediğimiz oyunları sergilemediler. Bazı eksikleri de oldu. Mesela iyi oyuncuları sezon başından beri katkı sağlayan Doğan Can Davaz o kardeşimiz sakatlıktan dolayı falan oynayamadı. Ama onun yerine bir Osman Hiç geldi şimdi. O ekstra işler yapmaya başladı. Ben şöyle söyleyeyim. Dünkü maçta da yine aslında maçın biraz sonra tamamını da konuşuyoruz. Çok böyle heyecanlandırıcı, iki takım da böyle heyecanlandırıcı bir maç oynamadılar. Yani yine maç böyle ortada gitti. Sadece yan toptan gol oldu. Ama ben kendi sahasında Bandırmaspor'u favori görüyorum. Evet, İstanbulspor'a geçelim. İstanbulspor geçen sezon da playoff oynamıştı. Bu sezona pek iyi başlamadı. Hocam İstanbulspor size göre nasıl oynuyor? Pas futbolu mu, geçiş futbolu mu? En önemli oyuncuları hangileri size göre? Takım oyunu oynuyorlar. Artıları, eksileri nelerdir size göre? Evet şimdi evet dediğimiz gibi sezon başında farklı bir hoca vardı. İyi başlamadılar. Akıllarda soru işaretleri bıraktılar ama Osman Zeki Hoca geldikten sonra yine eski oyununa büründü. Yani oturmuş bir kadrosu var zaten. Birbirlerini çok iyi tanıyan oyuncular var. Aradaki yapılan yeni transferler de takıma çok iyi oturdu. Takım oyununu, evet takım oyununu, geçiş oyunlarını, pas oyunlarını çok iyi yapabilen bir takım. Yani şöyle söyleyeyim, ligimizin göze hoş gelen en iyi oyununu oynayan takımlardan biri. Yani şimdi oyuna bütün oyuncuların katkı sağlaması çok önemli. Skora katkı sağlamaları çok önemli. Burada bakıyorsunuz santraforunuz İbrahim Yavuz gol krallığını kovaladı. Kenar oyuncularınız Etemi, Topalli bunlar yani her maçta skora katkı sağlıyorlar. Orta sahada Melih, Ferhat,
Roka, işte Eslem, ona da çok buradan geçmiş olsun diyeyim, çapraz bağları kopmuş. Ona da çok üzüldüm. Bunlar hep oyuna katkı sağlayan, Muammer var. Tekrardan oyuna giren, ikinci yarı giren değişikliklerde. Oyuna çok katkı sağlayan oyuncular ve dediğim gibi birbirlerini çok iyi tanıyan, pas oyununu çok iyi yapan, geçiş oyunlarını iyi yapan bir takım. Şöyle bakarsanız şimdi, oyun anlamında bakarsanız bu dörtlünün arasında dünkü oyununda da gösterdikleri gibi favorilerden biri görünüyor. Yani dün mesela Erzurumspor'a karşı çok akıllı oyun oynadılar ve 4-2 deplasmanı 4-2 iyi bir skorla kapattılar. Yani ben bana sorarsanız İstanbulspor oyunuyla evet bu dört takımda şu an daha iyi görünüyor. Erzurumspor'a geçelim. Erzurumspor Süper Lig'den geldi. Süper Lig tecrübesi olan futbolcuları kadrosunda barındırıyor. İç sahada güçlü bir takım. Erzurum için neler söylersiniz hocam? Evet, Erzurumspor şimdi şöyle söyleyeyim. Sanki böyle iki takım gibi bölünmüş. Şimdi dört tane takım var ama iki tanesi evet Bandırma Spor ile İstanbul Spor farklı istiklarda iyi oyun sergileyen ama Eyüp Spor'la Erzurumspor biraz daha istikrarsız sonuçlar. Yani beklentinin daha biraz daha altında alınan sonuçlar gösterdiler bize, oyunlar gösterdiler. Dün de öyle özellikle. Tamam, oyuna iyi başladılar, topa hakim oldular ama defansif yönleri, dönüşleri biraz takımımız Erzurumspor'un biraz daha böyle yaş ortalaması da yüksek olduğu için bu yapılan İstanbulspor'un yaptığı kontra atakları durduramadılar. İşte her geldikleri gol oldu ve direkten dönen toplar daha farklı şeyler de olabilirdi. Yani Erzurumspor sezon başından beri bunları yaşıyor. Yani tam böyle evet net evet favori Erzurumspor ama %100 yener denecek hiçbir maç hemen hemen olmadı. Yani biz de aynı şeyleri yaşadık orada. Ben Menemenspor'un başındayken de biz içeride 2-0 yendik onları. Deplasmanda evet 1-0 mağlup duruma düştük ilk dakikalarda da. Ondan sonra evet çok üstümüze geldiler ama biz de golü bulduk. Yine orada yenilmedik. Ya bunları çok yaşadı Erzurumspor bu sene. İşte dün akşam da öyle. Müthiş taraftar. Taraftar görevini kesinlikle tamamıyla yaptığını düşünüyorum. Tabii ki son verdikleri reaksiyon daha farklıydı. Çünkü bu maçın ikinci etabı da var. 4-2 skoru gördükten sonra taraftar biraz tepki gösterdi. Bu bence olmaması gerekiyordu. Yani dediğim gibi bu taraftarın beklemediği bir skor oldu. Kimsenin beklemediği bir skor oldu. 4-2'lik bir skor. İkinci maça nasıl hazırlanırlar? Çünkü İstanbul Spor deplasmanı zor ama tabii ki dediğim gibi playoff maçları çok farklı oluyor. Günlük performanslar neyin ne olacağını bilemiyorsunuz. Belki orada daha farklı oynayabilir. Daha farklı reaksiyon gösterebilir. Çünkü son maçı ben tahmin ettiğim kadarıyla İstanbul Spor deplasmanında Erzurum 2-1 yenmişti. Yine aynı şey olabilir. Belki yenerek elenebilir. Belki de 3-1 skorla beraberliğe getirebilir. İkinci maçı inanı kestiremiyorum ama çok yine çok heyecanlı, çok zevkli bir maç olacağını düşünüyorum bu Erzurumspor-İstanbul Spor maçının. Çünkü Erzurumspor'un artık kazanmaktan başka çaresi olmadığı için çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Evet, son olarak Eyüpspor ikinci ligden geldiler. Çok pahalı bir kadro. Kimine göre birinci ligin en güçlü kadrolarına sahipler. Aynı fikirde misiniz hocam? Şöyle tabii oyuncu bazında bakarsanız evet. Yani geçen sene Galatasaray'da oynayan oyuncular yani çok tek tek sayarsak hepsi Süper Lig'de isim yapmış oyuncular. İşte gol kralları, geçen sene Adana Demir'i şampiyon yapmış bir Padibba, Getson Rodriguez geldi Ukrayna Ligi'nden, Til geldi, işte ona da geçmiş olsun, dün o da kötü bir sakatlık yaşadı. Yani şöyle, beklentinin altında oldu Eyüpspor'un aldığı puan falan. Yani ama tabii bu da biraz daha böyle hoca sirkülasyonu fazla oldu. Yani iyi oyunlar sergileyemediler. Devre arasındaki transferler tam anlamıyla oturdu mu? Hamza Hamzoğlu'dan sonra İbrahim Üzülmez geldikten sonra şu an 3 maçtır kaybetmiyorlar. Ama tabii ki dünkü maça bakarsak
Dün yine dediğim gibi böyle oyunu çok force eden bir Eyüpspor görmedi. Çok tabii çok oyun çok durdu bile sakatlıklardan dolayı çok durdu oyun. Dediğimiz gibi Til sakatlandı çok durdu oyun. Yani oyun çok böyle ortada gitti. Beraberliğe bağlı bir maçtı ama tabii ki duran topların önemi çok fazla bizim ligimizde. Dünya liginde artık böyle. Dünyada böyle duran topların önemi çok fazla. Bunlara yani çalışmak. Mesela ben kendimden bahsettiğim en fazla çalıştığım şeyler benim duran toplardı. Çünkü örnekler var gözümüzün önünde. Ben bu istatistiği biraz baktım. Şöyle söyleyeyim. Ya Ümraniyespor özellikle şampiyon olan takım 60 gol atmış. Ortalama 60 tane gol atmış. 24 golü duran toptan. Kartal Kayra Yılmaz. Ben kendim yaşadım. Kendi sahamızda biz şu an zaten Maçkolik'te bunun şeyi var. %65'e %35 topla oynamışız. Biz fazla topla oynamışız. 4-0 mağlup olduk. Üçünü yan toptan gol yedik. Çünkü genel oyuncuları uzun ve Kartal Kayra çok Kartal Kayra Yılmaz. Aynen. Kartal Kayra çok iyi kullanıyor. Eglu Maç, Alim gibi çok uzun stoperlere sahipler. Onların da yani duran toplara çok etkililer ki Ankara Gücü ona keza Sinan Osmanoğlu, diğer Erdem Özgenç. Erdem Özgenç zaten çok iyi asistler yapıyor onlara. Duran toplar çok önemli. Dün de bunu Eyüpspor 3 puanı yani 3 puan demiyor avantajı buradan sağladı. Duran toplar sağladı. Yine bu ikinci maçlarda bunların olacağını düşünüyorum ben. Duran toplar ve ceza sahası için karambolleri çok önemli. Buradan alınacak goller. İşte şey de dün öyle attı. Erzurumspor da yine öyle attı dün. Dediğim gibi ikinci maçlarda da bunların duran topların yine ben çok etkili olacağını düşünüyorum. Özellikle şöyle söyleyeyim. Bandırma İstanbulspor maçı biraz daha Bandırma Eyüpspor maçı yine aynı böyle bir maç izleyebiliriz. Çok dengeli bir maç izleyebiliriz. Çünkü 1-0'lık skor ne avantaj ne dezavantaj. Bir dengeli başlayabilir ama İstanbulspor Erzurumspor bence çok farklı bir başlangıç olabilir. Çok farklı bir oyun çıkabilir orada. Daha belki zevk alacağımız yine böyle bol gollü bir maç izleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hocam dünkü maçları konuşalım. Erzurumspor maça fena başlamadı sanki. Evet, ilk gole kadar onlar etkili gibiydi. Fakat ilk yarıda İstanbulspor gol pozisyonları buldu. İkinci yarıda golleri de buldu. Erzurumspor biraz stresliydi sanki hocam. Yani top kayıpları, hakeme itirazlar, ceza sahasına ortalar yaptılar. Bu arada İstanbulspor bir duran toptan bir topuk basınlar ikinci golü buldu. Skoru korumaya çalıştı. Korudu. Farka gitti. Ya hocam bilmem katılır mısınız bu söylediklerime? Yani İstanbulspor normal sezonda Erzurumspor'u yenememişti. Böyle bir senaryo, böyle farklı bir sonuç bekliyor muyuz maçtan önce? Ya tabii ki. Yani belki gollü bir maç, böyle bir hızlı bir pozisyonlu bir maç bekliyordum ama böyle bir skor beklemiyordum. Böyle bir yani herkes şaşırdı zaten. Ama şöyle bir şey oldu. Yani dediğiniz gibi şimdi tribünler gayet iyi bir destek vardı. Ama Erzurumspor oyuna iyi başladı gibi görünse de aslında tam iyi başlayamadı. Tamam top Erzurumspor'daydı ama çok iyi ataklar yapamadılar. Hep kısır ataklarla olmuştu. Yani ceza sahasına giremediler. Tamam top onlarda oldu. Baskıyı kurdular ama ceza sahasına giremediler. Yani yüksek toplarla falan girmeye çalıştılar. Bu da olmadı. Birebir de adam eksiklemediler. Novikovas yani çok etkili olamadı. Olanare çok etkili olamadı. İstanbulspor bunlara çok iyi çalışmış. Çok iyi kapattılar. Yani dediğiniz gibi top Erzurumspor'da da görülse de ama olmadı. Topu İstanbulspor yakaladığı toplarla o geçişleri çok iyi yaptılar. İbrahim Yılmaz işte burada çok iyi işe yaradığını düşünüyorum. İbrahim Yılmaz bu geçişlerde çok iyi duvar olabiliyor, çok iyi pasör olabiliyor. Yani bunu iyi yaptıkları için de özellikle kenar oyuncuları bunlardan çok faydalanıyor. Zaten kaleyi gördüklerinde Etemi de Topalli de kaleyi gördüklerinde her şekilde şut çekebilen oyuncu. İki ayaklarını da iyi kullanabilen oyuncular ki dünkü golleri de ters ayaklarıyla attılar. Yani Roka çok iyi katkılar sağlayabiliyor. İşte son golü atan Muammer, Meli öyle. Diğer orta saha Ferhat duran toptan attı. Bakar mısınız? Yani takımda herkes gol atabiliyor.
Yani bunu önlem alamazsınız. Tamam, kendi sahanızda oynuyorsunuz. Erzurumspor adına konuşuyorum. Kendi sahanızda oynuyorsunuz ama karşınızdaki takımı da iyi analiz etmeniz lazım. İyi etüt etmeniz lazım. Baskı kurduğunuzda arka taraf çok önemli İstanbulspor'a karşı. Buna engel olamazsınız. Cezayı kesiyorlar. Evet, sosyal medyada Erzurumspor taraftarı özellikle bu iki isme, Novikovas'a ve Olanari'ye eleştiri yöneltmişti. Siz de söylediniz zaten. Bunu size soracaktım. Gerek kalmadı. Cevabını verdiniz. Çok belli. Çok iki belli. Oyuncu... Çünkü ikisinden de evet beklenti çok fazlaydı. Novikovas'tan Olanari'den dün ikisi de çok etkisizdi. İkisi de yani çok böyle ekstra oyun sergilemediler. Aslında bu maçlarda evet büyük oyuncular bu maçlarda ortaya çıkması lazım. Novikovas çok kaliteli bir oyuncu. Olanari ona keza fizik gücü çok iyi bir oyuncu. Ama dün ikisi de inanın beklentilerin çok altındaydı. Yani şöyle söyleyeyim. Biraz böyle Erzurumspor eksik oynadı gibi oldu biraz dün. O yüzden de farklı sonuç oldu. Peki İstanbulspor'un böyle farklı kazanması onu playoff'ta şu an en önemli takım haline getirdi mi? Biraz daha öne çıkardı mı? Getirdi. Getirdi zaten şöyle. Bence bizim ligimizde zaten şöyle söyleyeyim. Ligi tamamen ligden bahsedeyim. İstanbulspor'da herkes çekinirdi. Çünkü oyunsal anlamda iyi oyun sergileyen fizik gücünü iyi kullanan bir takım, o geçiş oyunlarını iyi yapan bir takım. O yüzden zaten hani herkes dedi İstanbulspor buradan çıkarsa kimse sürpriz düşünmesin yani. Çünkü iyi oynuyorlar. İyi oynayarak kazanıyorlar. Dün de bunu gösterdiler ve dediler ki evet ben favoriyim. Ama tabii ikinci maç çok önemli. Erzurumspor bu. Kaliteli oyunculardan kurulu. Yani İstanbul'daki gösterecekleri reaksiyon. Yani futbolda biliyorsunuz. Futbolu güzelleştiren de bu. Futbolda her şey var. Her an her şey olabiliyor. İşte en son Manchester City'nin şampiyonluğu biliyorsunuz. İlk ayın girişi, iki gol atışı falan. Yani futbolda bunlar var. Ben de çok merak ediyorum. Erzurumspor için her şey bitmedi diyorsunuz. Bence her şey bitmedi. Her şey bitmedi. Peki. Diğer maça geçelim hocam. Evet, Eyüpspor maçına geçelim. Eyüpspor, Bandırma Spor'u evinde 1-0 mağlup etti. Hocam, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama iki takım da temkinli oynadı sanki. Az pozisyon, bol pas gördük. Zaman zaman arkaya adam sarkıtmaya çalıştılar. Diğer maça göre daha heyecansız, daha statik bir maç izledik sanki hocam. Evet. Şimdi iki takım da biraz kontrollü başladı dediğiniz gibi. Yani ikisinin de bir tedirginliği vardı. Çok top kaybı yaşandı maçta. İnanılmaz top kaybı yaşandı. Yani bazı oyuncular istinlerini veremedi. Dediğim gibi biraz önce Erzurumspor'da bahsettiğimiz gibi. Burada da skoru yine biraz önce bahsettik. Duran top belirledi. Taşkın'ın kafasıyla 1-0 öne geçti Eyüpspor. Ondan sonra tabii biraz daha Eyüpspor daha kontrollü olmaya başladı ama benim mesela çok beklentili olduğum oyuncular işte Padipa, Rodriguez bunlar çok fazla etkili olamadılar. Til çok erken sakatlandı. Evet. Zaten sakatlıktan dolayı oyun çok durdu, çok soğudu. Yani bizim dediğimiz gibi bizim beklentimizin altında bir maç oldu iki takım içinde. Yine aynı şekilde biraz daha Bandırma Spor oynamaya çalışsa da buna Eyüpspor izin vermedi. Dediğim gibi çok fazla top kayıpları oldu. O taktı, ona kaptırdı, o kaptı, ona kaptırdı. Erzurumspor İstanbulspor maçı kadar zevkli olmadı. Ben şöyle düşünüyorum. Bandırma oynayacağı içerideki maçta da bence bu maçta çok kontrollü geçeceğini düşünüyorum. Çünkü 1-0'lık skor ne bir avantaj ne bir dezavantaj. Tabii ki Bandırma Spor sağ avantajı, taraftar avantajını kullanacaktır ve hep kullanmıştır bunu. Ve oranın bir de bir rüzgarı vardır. Onlar çok iyi bilirler o rüzgarın yönünü. Hangi kaleye almalarını falan onu da yapacaklar. Yani ben burada iç sahada Bandırma'yı bir tık daha önde görüyorum. Belki son haftalarda iyi oyun sergileyemiyorlar ama iç saha çok önemlidir. Kendi taraftarını arkana almak çok önemlidir. Dünkü maçı tamamen böyle göz önünde alırsak çok bize böyle oyun zevki veren bir maç olmadı. Çok göz zevki veren bir maç olmadı. Çok top kayıpları oldu. Ama ikinci maçın yine belki bir kontrollü başlayabilir ama daha zevkli olacağını düşünüyorum. Çünkü
bir tartılar olacak. Bir 10-15 dakika birbirlerini tartacak pek de. Ondan sonra bir açılmalar başlar. Ama benim de tahminim futbol severler daha çok Erzurumspor İstanbulspor maçında merak ediliyor. Merak edeceklerini daha çok düşünüyorum. Çünkü orada daha farklı oyunlar çıkacak. Bakalım iyi olan kazansın diyorum ben. Peki hocam belki bundan hoşlanmayacaksınız ama şöyle bir faraziyetle bir soru soracağım. Bandırma Spor'u bir tık önde görüyorum dediniz. Bandırma'nın finale kaldığını düşünelim. Diğer eşleşmeden de İstanbulspor'un geldiğini düşünelim hocam. Bandırma Spor İstanbulspor finali nasıl bir maç olur? Yani şöyle olur. Ben bunu dün akşamdan beri evet düşündüm. Sanki şu an mesela futbolu takip eden teknik direktör değil de vatandaşa sorsam evet en yakışan ikisi diyebilir. Finale en yakışan ikisi diyebilir. Sezon başından beri takip ediyorlarsa finale en yakışan evet Bandırma İstanbulspor diyebilir. Ha burada nasıl bir oyun olabilir? Şimdi burada şöyle bir oyun çıkabilir. Yine İstanbulspor belki böyle bir çok ufak bir şekilde önde olabilir. Bunun da sebebini söyleyeyim. Bandırma Spor tamam. İyi oyun kurabilen, onlar da geçiş oyunlarını iyi yapabilen oyuncular var. Kerim Alıcı, işte orta sahadan Mehmet'i. İşte Mulumba tabii ki şimdi cezalı ama finale kalırlarsa o da oynayacak. Sadece tek sıkıntı Bandırma Spor'un biraz defansının ağır oluşu. Orada biraz sıkıntı yaşayabilirler. Lokman ve yanında oynayan kardeşimiz. Biraz da sezon başından beri kaleci sıkıntısı yaşıyorlar. Ama dün bence Bandırma Spor'un en iyisi dün kaleciydi. Hiç şey olmadı. İyi toplar çıkardı. Burada ben yine evet çok böyle belki bir çatapçat bir maç olabilir o final dediğiniz olursa. Ama oyun bazında, performans bazında bakarsanız oyunculara ve son oynadıkları maçlara bakarsanız İstanbulspor eğer o final olursa İstanbulspor böyle bir yarım tık üstte gibi görünür diye düşünüyorum. Peki hocam az kaldı. 4-5 gün içinde yaşayacağız, göreceğiz. Hocam değerli görüşleriniz için, tahminleriniz için, sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Programımıza bağlandığınız için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum hocam. Önümüzdeki sezon inşallah Süper Lig'de ya da Birinci Lig'de güçlü bir takımla sizi tekrar görmek i̇nşallah. İsteriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Selamlar, kolay gelsin. İyi günler. Evet, bu hafta da bu kadar. Soru, görüş ve önerilerinizi videonun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşça kalın.